Herkese merhaba, yeni bir karşınızdayım. Az önce bu videoyu şu suyu aç falan çekmiştim ama videom kapandığı için şu anda tekrar çekiyorum sizler için. Nezaketle sanki kutunun içinden çıkan hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi davranacağım. Geçtiğimiz günlerde dediğim de dün bana Doğan yayınlarından bir adet kargo geldi. Bu kargonun içinde ben zaten ne geleceğini biliyordum ama sizin tahminleriniz varsa videonun devamını görmeden şu anda tahminde bulunabilirsiniz. Her neyse, daha öncesinde benim yorumunu yaptığım bir serinin devam serisi hakkında bir video çekeceğim. Kutu içerisindeki kitaplar da bununla ilgili zaten. Daha önce videoyu çektiğimde çekerken işte paylaştıktan sonra sizin tepkileriniz vesaire falan benim çok keyif aldığım bir videoydu. Yorumlardan dolayı falan ben izleyenlerin de keyif aldığını düşünüyorum. Bu o videonun devamı niteliğinde bir şey olabilir bence. Yani eğlence açısından da aynı içeriğe sahip olacak bir video olacaktır. Hani gelecek olan video, bu video değil. Burada sadece gelen kitapları göstereceğim ben size. İlk olarak tahminlerinizi yaptıysanız kitaplarımızı göstereyim. Karanlığın 50 tonu ve Özgürlüğün 50 tonu kitapları var. Umarım şu an video böyle aydınlanıp kararıp böyle saçma sapan bir hal almıyordur. Her neyse, Karanlığın 50 tonu ve Özgürlüğün 50 tonu kitapları elimde duruyor. Hatta videoyu kapattıktan sonrasında da bunları ben tekrar karıştırmaya giderim diye düşünüyorum. Çünkü içeriklerini hatırlamak istiyorum tekrar. Daha önceki videoda ben Christian'ı çok fazla eleştiren insanlardan bir tanesiyim. Hemen konunun başına gelecek olursak çok kısa konusundan bahsedeyim size. Christian yakışıklı, ruhu yaralı, genç girişimci bir karakterimiz Christian Grey. Ve bayağı böyle işte büyük işler başarmış, büyük yerlere gelmiş, böyle hani bayağı süper bir girişimci. Aynı zamanda yakışıklı. Yakışıklı öyle bir adam. Bu adamın tabii ki dış görünüşünün böyle olması, çok büyük girişimci, varlıklı, zengin falan filan olması işte hayatında hiçbir problemi olmadığını göstermiyor. Tabii ki problemleri var ve bunları çözmeye and içmiş. Ben bu adamın hayatına girersem her şey değişir kafasında olan bir kız karakterimiz var, Anastasia. Diyor ki, yani bu adamı kimse düzeltmemiş ama bunu ben başarabilirim. Anastasia'nın sinirlenme sebeplerinden en büyüğü buydu. Her neyse, konumuz bu değil. Kitap serisi aslında bu şekilde gelişen bir seri. Yani böyle bir erkek karakterimiz var. Bu erkek karakter biraz kontrol manyağı. İşlerini sürekli olarak kendi planları çerçevesine gitmesine falan çok alışmış bir karakter. Ve benim bununla ilgili sevdiğim bir söz vardır. Siz planlar yaparsınız, Tanrı güler. O yüzden Christian Grey'e de gülmüş ve hayatına Anastasia'yı göndermiş. Anastasia da belli noktalarda tahammül seviyemizi zorlayan, en azından benim tahammül seviyemi zorlayan bir karakterdi. Ama işleri Christian'ın gözünden okuyacağımız bir yan serimiz var. Bakalım işler onun kafasında nasıl ilerliyor. O da Grey kitabıyla başlayan bir seri. Grey'in ardından Karanlık kitabı geliyor. Şu elimdeki. Bunun ardından da yeni çıkan Özgür kitabımız var. Özgür tam tamına 806 sayfalık, teşekkür kısmını saymazsak 806 sayfalık bir roman. Okuması uzun soluklu olacak gibi. Yani çok uzatmayacağım da hani diğerlerine göre falan daha uzun bir kitaba benziyor. O yüzden hani okuması biraz vakit alır gibi düşünüyorum ama bunları okurkenki süreçte gerek videolarla paylaşım yapabilirim, gerekse Instagram adresinden, açıklama kısmında ve sağ üst kısmına koyduğum adresten anlık olarak tepkilerimi falan paylaşırım ki bilenler bilir benim anlık tepkilerim biraz yüksektir. O yüzden hani komik bulabilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Ben çünkü eğleniyorum öyle şeylerle. İlk böyle okuyup da o duyguyla hani bir şey dediğim zaman falan daha etkili geliyor ve hemen söylemek istediğim için zaten paylaşıyorum. Her neyse, ilk serinin işte ikinci ve üçüncü kitabını hızlıca bir incelerim. Bu videoyu kapattıktan sonrasında ikinci seriyi baştan sona tekrar okuyacağım. Şöyle, bu seri bana işte dediğim gibi, ben mesela Christian işte öncesinde işte acılar çekmiş, yaralı bir karakter olduğu için aslında şu anki hayatında böyle psikolojik olarak
gelgitli ve dengesiz bir halde. O yüzden bu kadar kontrol delisi bir karakter falan filan ama bunun tabii ki işte geçmişinde çeşitli açıklamaları, işte önceden başına şunlar gelmiş o yüzden şu an böyle falan şeklinde çeşitli olaylar var. Hani hikayeyi okudukça gördüğünüz çeşitli şeyler. Bunlar benim çok kabul edebildiğim şeyler değil aslında. Yani günümüzde insanların yaptığı böyle yaralayıcı, işte küçük düşürücü vesaire hareketleri falan, hani işte geçmişte böyle böyle şeyler yaşamış, yoksa yapmaz falan dendiğinde ya tamam o zaman ya falan diye ben tepki veremem. Hani şey derim. İyi de bu bir açıklama değil. Yapmasın, bana ne. Ya bunları yaşayan herkes bunları, bu tepkilerini veriyor falan diye düşünen bir insanım. O yüzden hani Christian için bana yeterli açıklama olmamıştı önceki seri. Şu anki seride Christian'la ilgili neler düşünürüm hiç bilmiyorum ama merak içerisindeyim. Bakalım Christian beyefendi aklından neler geçiriyor, işte Anastasia ile ilgili, işte yaptıkları ile ilgili, gerek erotizm anlayışı ile ilgili, bilmiyorum, hepsini göreceğiz işte. Onun dışında bu seri böyle çıktığı dönemde gerçekten işte cinselliğin daha göz önünde olduğu, daha böyle açık saçık işte bütün detaylarıyla yazılıp masaya yatırılıp konuşulup vesaire falan filan anlatıldığı, hani başlangıç romanlardan falan bir tanesiydi. Hani öncesinde de işte çeşitli romanlarda işte cinsellik işleniyor vesaire falan ama bunda bayağı böyle detaylı, işte alengirli, uzata uzata vesaire falan öyle işlenen bir roman ve çıktığı dönemde işte kimisi çok beğendi, kimisi hiç beğenmedi, işte çok büyük bir aşk var dendi, hayır yok ben hiç beğenmedim falan dendi. Bilmiyorum yani, ben de genel olarak fikirlerinden bahsedeceğim. Dediğim gibi önceki video çok keyifli olmuştu. Bu videoda da şey olur, hani keyifli olur diye düşünüyorum, bütün fikirlerimden bahsederim. Bir de Christian'ın gözünden okuyup acı konu pataklarız diye düşünüyorum. Sizin seriyle ilgili düşünceleriniz neler? Filmleri izlediniz mi? Seviyor musunuz? Kitapları okudunuz mu? Okumayı düşünüyor musunuz? Yoksa hala hiçbir fikriniz yok mu? Çünkü bayağı ses getiren ve hani kimse okumasa veya izlemese bile en azından kulağına gelen bir seri olmuştur bu seri. Sizin fikirleriniz neler? Onları merak ediyorum. Ve videoyu kapatıp kitapları karıştırmaya gidiyorum. Kitaplarımız gördüğünüz gibi şu şekilde. Önümüzdeki günlerde de bol bol bunlardan bahsedeceğiz. Ve eğleneceğiz diye düşünüyorum. Ben şu andan itibaren Christian'ı pataklamak konusunda çok hevesliyim. Sizin de öyle olmanızı isterim. Çünkü kendisinin benden biraz çekeceği var. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.